İlimiş tarihinin gelmiş geçmiş en büyük eserlerinden bir tanesi olan Keçecilik günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. 35 senelik keçeci ustası İsmail Erkuş, keçenin yapımı hakkında Karahisar TV'ye bilgiler verdi. Keçe ilk önce şimdi kırkımı zamanı gelen kuzuların kırkılıp yünlerin koyundan ayrıldıktan sonra kırkılıp bize gelmesi, bizde yün tarama makinesinde inceltilip kasırların üzerine serilip pres dediğimiz kalıp makinesi dediğimiz makinede inceltilip iki kat haline getirilip daha sonra pişirme makinesinde sıcak suyla buharla pişirilip yani köylü vatandaşı bugün çobanımızın kullanılacak hale getirilmesine biz keçe işlemini yapmış oluyoruz yani. Keçe işleminin ne kadar zaman zarfında yapıldığı hakkında bilgiler aktaran Erkuş şunları söyledi. Şimdi bir keçenin bir kepenin yapılabilmesi için en az bir 2-3 günlük bir mesafe geçmesi gerekiyor. Yünün şimdi inceltilip taranmasından kepenek haline gelesiye kadar 3 günlük falan bir zaman geçmesi gerekiyor yani. Bir kepeneğin oluşması için. Son olarak keçe satışlarına da ve mesleğin devam etmesi konusuna da değinen Erkuş sözlerini şöyle tamamladı. Şimdi Allah'a çok şükür biz sadece Afyon'a hitap etmiyoruz. Biz şimdi genelde Türkiye'nin her bölgesine kepenek gönderdiğimiz için bunun imalatı zor bir meslek olduğu için şimdi dışarıdan gelen bir eleman yetişmiyor. Biz 3-4 kardeş şimdi burada hep birlikte bu işi yapıyoruz. O yüzden bunun imalatını yapabiliyoruz. Ve de şimdi dışarıya gönderdiğimiz için Allah'a çok şükür yani ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz yani. Yani şimdi bu meslek hayvancılık devam ettiği sürece bu mesleğimiz ölmez bizim. Keçe şu anda sadece kepenekten ibaret değil. Halkımız bunu keçeyi sadece kepenek olaraktan biliyor. Biz şimdi bunu yatakların üzerine bel ağrısı olanlarda mesela, romatizması olanlarda, bel korset olarak, izolasyon malzemesi olarak, yere yaygı, halıdır, kilimdir gibi kullanılabiliyor şu anda mesela. Böyle renkli yelekler olsun, değişik amaçlı parlatma amaçlarında olsun. Keçenin şu anda kullanım alanı o kadar çok ki saymayla bitmez yani.